Ve şimdi Onur Alp Bitim. İki sezon önce Onur Alp Bitim smaç şampiyonluğunu almıştı, kazanmıştı. Şimdi İNG logosunun üstünden bir smaç deniyor, deneyecek. Bariyeri biraz daha yükseklik olarak düşürdü diyelim ilk iki denemeden sonra Onur Alp. Yani 1.80-1.70 boyundaki bariyer bir anda 1 metre civarına indi ama tabii nasıl bir şey gelecek, aynen, o merak konusu. Kimseyi çağırmadı, tek başına yapacak. Kendi asistini kendi mi yapacak yoksa evet, direkt top elinde mi? Jüriye de ufak bir gülücük. Onur Alp Bitim geliyor şimdi, ilk denemesi Onur Alp Bitim. Oo, bu arada tam dönüp bitirmek istiyor orada. İNG logosunun arkasından yani ne geleceği, nasıl bir deneme geleceği belli oldu. Bir 360 derece. Aynen. Çift el zor bir iş yapacak. Zor bir deneme. Şimdi ikinci denemesi yine olmadı. Bayağı zor bir şey deniyor şu an. Zor. Yani bunu bariyersiz yapmak bile çok kolay değil. Devam ediyor. Süresi devam ediyor. Yine deneyecek aynısını. Ah! Az daha oluyordu. Az daha oluyordu. 50 saniyesi var. Onur Alp geldi yine 360 smaca. Onur Alp bitir! Bu sefer bitirdi. Bakalım jüriden ne gelecek. Ömer abi bile 9 verdi. Ah, Ozan kırdı bu kez. Ozan Muratcan'la Ozan. Muratcan 8. 43 Ömer abi 9 mu verdi? Ömer abi 9 verdi. 43. Şimdi ikinci smaçlar zor geçti. Zor, ben daha iyisini yapabilirdi aslında. Biraz ilk 4 denemeden sonra biraz tedirgin oldu. Biraz daha garantiye gitti burada Onur Alp. Yani daha iyi, daha spektaküler bir şey gelebilirdi aslında. Biraz güveni kırıldı başında, o yüzden biraz daha garantiye gitti. Ben Ferro ile şimdi Onur Alp. Onur Alp ama geç kaldın Onur Alp. Evet, puanlar ver. O daha önce olacaktı. Daha önce olacaktı. Şimdi yine 90 oldu. Onur Alp Bitim geliyor şimdi. Berk Uğurlu ona yardıma geldi. Berk Uğurlu. Sanıyorum bu arada esas spektaküler smaçları 3. ve 4. smaçlara. Yani herkes tatlıyı sona bu saklamış gibi. Bu arada Nevriye'ninki ilk 10 muydu? Ben öyle gördüm. Daha önce 10 görmedim. Değil mi? Evet. Abi çıta bir kişiyle başladı. 2-3'e çıktı şimdi. Onur Alp bayağı iyi uçması lazım. Yani boyu da uzun gelen adamların oraya. Berk en önde. Berk Uğurlu. Onur Alp. Onur Alp çok eğleniyor şu an. Arkadaşları o kadar eğlenmiyor ama Onur Alp... Onur Alp geldi. Üç kişinin üstünden 10-10. Ozan unuttu ya çıkarmayı. Ozan Güven smaçın şokundan aynen puanlamayı unuttu. Aynen, tam puan geldi Onur Alp Bitim'e. 50 puanı alan of oyuncu. Of yalnız arada. Of. Nereden gelmiş? 3 kişinin üstünden uçtu bitirdi Onur Alp. Ayağı da kurtarıyor, çok güzel. Çok. Müthiş. Onur Alp Bitim şu anda görsel şovu da işin içine kattı. Barajı da 3 kişiye çıkarıp muazzam bir yükseliş. 93 oldu. Bu arada kafalardan da bacakları güzel paralel şey pergel gibi güzel açmış yani. Çünkü o işte. Şimdi Onur Alp geliyor. Onur Alp Bitim ilk denemesinde ufak bir matematik ayarı. Aynen. Onur Alp 50 almıştı ikinci de. Şimdi alacağı puan şampiyonluk için belirleyici olacak. Onur Alp döndü, vuramadı. Yalnız bu arada acayip bir şey deniyor yine. Zor. Yani 360 derece yakın zıplama, havada topla buluşma.
Kendi pasını müthiş vermesi lazım. Geldi Onur Alp. Vurdu! Onur Alp bitim. 9-9 Ömer abi bu kez notu kıt dediğimiz verdi. Ömer yani, Saybir 10 verdi. Benim de bu smaca puanım 10 bu arada. Değil mi? Yani çok, 9 burada jüri biraz. Çok iyi çıkardı bence. Aynen. Jüri biraz. Cimri davrandı. Biraz cimri davrandı. Ya, çok güzel smaç bu. Kırk altı puan mı aldı? 43, 46, 50. Nick Johnson. Şu anda Onur Alp bitti. Onur Alp biraz jüriyle arasını sıcak tutmaya çalışıyor. Son dönemi öncesi bir jüri ziyareti geldi Onur Alp'ten. Yani bunu başlarken yapmayı unuttu ya. Evet, sonra şimdi telafi, her seferinde şimdi telafi yapıyor. Aynen. İki sezon öncenin şampiyonu 189 puanı geçerse ikinci smaç şampiyonluğuna gidecek. Yani tie break de olabilir, doğru. Yani 189 da yapabilir. Tüm salondan 50 destek puan istiyor. Lazım. 50 puan lazım. Kusursuz bir deneme lazım. Tam puan istiyor. Geldi Onur Alp. Vuramadı. Geldi. Kolunu Vince evet. Carter. Vince Carter usulü bir kolu çemberin içine sokma derdinde. Evet, ama önce topu sokması lazım. Küçük bir detay var. Aynen. Bu arada 50 alırsa tie break oluyor. Evet. 189. Oo! Bakalım 9 veren çıkacak mı? Kimse 9 kırmadı, veren çıkmadı. Tie break. Tie break. 189-189. Eşitlik var. Emmanuel Terry veda ediyor. Şimdi tiebreak'e gidiyoruz. Heyecanın kat sayısını arttırmak biraz gerekiyordu. Aynen. Bu tiebreak bence salonu biraz daha alevlendirecektir. Onur Alp geliyor şimdi. Onur Alp bitim. Onur Alp değirmeyi vurdu. Çiftler vurdu Onur Alp. Ve Onur Alp bitim. Yine geç smaç yarışması şampiyonu oluyor. 50 puan. Onur Alp bitim. 2018'de şampiyonluğa ulaşmıştı Onur Alp bitim. O zaman Anadolu Efes forması evet. giyiyordu. Şimdi bir başka Türk basketbolunun lokomotifi Pınar Karşıyaka'da. Şu anda üçlü Meli aldı. Smaç'ı Onur Alp aldı. Şu ana kadar tüm oyuncular All-Star'a damgasını vurmaya devam ediyor. Şimdi sahaya. Buyurunuz efendim. Muazzam bir smaçla bitirdi hakikaten. Manu Terry'i de çağırdı şimdi Mustafa. iWatch'un sahibi oldu. Görüşlerini açıklayacaklar. İnegi All-Star 2020'de İnegi smaç yarışmasında. Johnson'ın da çok renkli bir katkı verdiğini teslim edelim ama. Tabii. Yani özellikle Robinho evet. gelişen smaç müthişti. Aynen. 10 sene sonra da hatırlarız bunu yani Robinho ile yaptığı işi. Yani bir dünya starının ayak pasıyla havada buluşma hakikaten. Yani koreografi düşüncesi 100. Aynen. Onun üzerinden 10 hakikaten öyle. Onur Alp bitim. Şimdi ödülünü alacak. İNG All-Star 2020 smaç yarışması şampiyonu Onur Alp bitim. Tiebreak'te Nick Johnson'ı geçmeyi başardı.
Yalnız Terry bende hayal kırıklığı yarattı ya. Daha ondan spektaküler şeyler bekliyordum ben. Evet. Yani uzun oyuncularda biraz tabii o el çabukluğu, ne kadar yukarı çıksalar da işin içine estetik katma işi çok kolay olmuyor. Geçen sene Zach Augustin bunu muazzam yapmıştı. Hakikaten damga vurmuştu smaç yarışmasına, sonradan eklenip. Aynen ama ya. Manu Terry biraz topu kavrama işi ve işin içine estetik katma işi çok istediği gibi gitmedi. Ne kadar yükseğe çıksa da. Ha, Nick Johnson'la Onur Alp, evet şampiyon oldu, tebrik ederiz ama Nick Johnson'ı da katmış olduğu renkten dolayı kutlamak lazım. Evet, birazdan bu arada işte Onur'un smaçlarını da ekrana getiriyoruz bir yandan. Nick Johnson röportaj hazırlığında Nur'un yanında, hemen Nur'u dinleyelim. You lost it actually, you made perfect thanks, but how do you Çok iyi smaçlar yaptın ama kaybettin. I actually didn't do any of the dunks that I actually wanted to, like I planned on. Aslında planladığım gibi yapamadım bütün smaçları. It was good though. It was good. Ama yine de iyiydi. Çok güzel, çılgın bir kalabalık var. Çok keyifliydi her şey. İstediğim gibi yapamadım. Yani daha önce antrenmanda denediğim şekilde yapamadım dedi Nick Johnson. Şimdi Onur Alp de gelecek Nur'un yanına. Onun da düşüncelerini alacağız. Röportajda 2018'den sonra 2020'de de smaç şampiyonu oldu ve yerlilerden gidiyoruz dediğin gibi Tufan. Ama bu sene doğu batı ya da yerli yabancı karması yok. All Star maçında farklı bir format var. Oraya geleceğiz. Onur Alp'i dinleyelim. Onur Alp, sizinle birlikteyiz. İki gün sürekliğiniz vardı ama her ikisini de geride bıraktınız. Ne hissediyorsunuz? Vallahi gerçekten şu an çok mutluyum. Bence uzun zamandır en güzel smaç çalışması bu olmuştu diye düşünüyorum. Keşke Derek Williams'a olsaydı. Ama onun olmamasına rağmen yani üçümüz de bence çok rekabetçi smaçlar vurduk. Özellikle Nick'le son bir puana kadar mücadele etmek gerçekten stresliydi. Ona çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Tebrikler tekrardan. Aynı sen.